yeter artık diyen Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldan yoldaşa bırakıyoruz çatı. Demokrasiden yana, haktan yana, hukuktan yana, barıştan yana
başladı. Doğal afetlerde bu ülkeyi felaketlere sürükleyen ve depremzedeler başta olmak üzere her yaşanan felaketi bir kader alarak nitelendiren ve depremzedeler başta olmak üzere felaket yaşayan insanları kendi kaderleriyle baş başa bırakan bu iktidarı artık göndermenin zamanı gelmiştir. İşte onun için tercihlerimizin net olduğu, tercihlerimizin ortada olduğu ve bu kadar açık olduğu bir dönemde 14 Mayıs tarihinde herkes tercihini buna göre yapacak. Ya karanlık bir dönemden devam etmek için bir tercih kullanacağız ya da aydınlık günlerin, demokrasinin, özgürlüğün, barışın havasını ve bütün bunları Türkiye'ye yaymak için bundan yana oy kullanacağız. Bu dönem tercihimiz önemli. Savaş politikalarıyla barış politikaları arasında tercih yapacağız. Demokrasi ile faşizm arasında tercih yapacağız. Ve bu ülkeyi yönetenlerin bir kez daha bu ülkenin başına bir bela olarak gelmesini önlemek için 14 Mayıs'ta tercihimizi barıştan yana, demokrasiden yana yapacağız. Sevgili halkımız, Tayyip Bey daha bu iyi günleriniz demişti, hatırlarsınız. Ancak şunu bilin ki bize bu yaşattıklarının daha kötüsünü yaşatmak için onlar çalışacaklar. Ve bunda hiçbir sakınca da görmüyorlar. Yaşanan ekonomik zamların, yaşanan felaketlerin, yaşanan yoksulluğun, yaşanan adaletsizliğin bir katını daha Türkiye halklarına, Türkiye toplumuna yaşatmaktan asla kaçınmayacaklar. O yüzden biz tercihimizi iyi yapmak durumundayız. Evet, onlar bizi şimdi parmak sallayarak, hakaret ederek Türkiye halklarına ve ortama bir korku iklimi salarak bir kez daha iktidara gelmeyi hedeflemiş olabilirler. Ama buna müsaade etmeyeceğiz. Buna Manisa halkı da müsaade etmeyecek, Türkiye halkları da müsaade etmeyecek ve bizler 14 Mayıs'ta sandık başına gittiğimizde Soma katliamında can veren işçi kardeşlerimizin hakkı için oylarımızı kullanacağız. Ayrıca 14 Mayıs'ta sandık başına gittiğimizde Roboski'de katledilen canlarımız için oylarımızı kullanacağız. Ve bu ülkede adalet arayan, adalet çığlığı yayan ve 2 yıla yakındır Urfa Adliyesi önünde nöbet tutan Emine Şen Yaşar annemizin hakkı için oylarımızı Yeşil Sol'dan yana kullanacağız. Şimdi onlar bu korku iklimini Türkiye'ye yaymaya çalışıyorlar, görüyoruz. Dün AKP'nin küçük ortağı, MHP'nin genel başkanının söylediği söz yenilir yutulur bir söz değil. Ne diyor? Ne diyor MHP genel başkanı? Diyor ki Kılıçdaroğlu'nun ortakları ya müebbet hapise ya da vücutlarına bir kurşun sıkmayı hak ediyorlar. Şimdi bu söylem açık bir tehdittir. Bu söylem açık bir tehdittir. Bu saatten sonra herhangi bir insanın kılına bile zarar gelse, parmağına taş değse bunu söyleyenler bu işin sorumlusudurlar. Biz bunu Manisa'dan bir kez söylemiş olalım. Ne bunu kabul etmediğimizi, bu sözden
kınamayı, onları kınadığımızı ve bu sözün yenilir, yutulur hiçbir tarafının olmadığını da açıkça ifade ediyoruz. İşte ülkeyi böyle yönetiyorlar. Ülkeyi korku salarak yönetiyorlar. Sanki 14 Mayıs tarihinde bu ülke bir seçime değil, bir savaşa gidiyormuş gibi algı operasyonları yaratıyorlar. Ve iktidarı bırakmamak için, bir kez daha iktidara gelebilmek için herkese parmak sallıyorlar. Oysa biz bu söylenenlerden, bu sözü söyleyenden de, bu sözü ona söyletenden de Türkiye halkları olarak utanç duyuyoruz. Bu Türkiye tarihine bir kez daha kara bir leke olarak geçmiş bir sözdür sevgili arkadaşlarım. O yüzden bu ülkeye korku salmak yerine sevgiyi, huzuru, refahı, barışı, adaleti ve hukuku bizler getireceğiz. Bunun teminatıyız. Bunun için de sizlere bir kez daha söz veriyoruz. Sadece MHP Genel Başkanı değil, bakın bu ülkenin Cumhurbaşkanı da her çıktığı televizyon programında HDP'ye, HDP'nin dostlarına, yoldaşlarına, yeşil sola bin bir hakareti ve parmak sallamayı kendisine bir görev edinmiş. Ve aynı zamanda patates ve soğanla dalga geçen bir cumhurbaşkanı var şimdi karşımızda. Ne diyor? Benim halkım patates ve soğanı kendi liderine yedirtmeyecek ve bu konuda tercih yapmayacak diyor. Oysa şunu söyleyelim. Sizi 2023'te 14 Mayıs 2023'te patates ve soğan iktidarımızdan edecek, sizi o koltuktan alacak. Halkın geçim kaynağını, halkın ki geçim kaynağını küçümseyen bir cumhurbaşkanı var. Ve biz biliyoruz ki bu ülkede bir geçim derdi var, bir geçim sıkıntısı var. İnsanlar yoksullukla, sefaletle mücadele etmek durumunda kalıyor. Onlar Manisa halkının ne yaşadığını bilmezler, göremezler. Çünkü oturdukları sarayların penceresinden ülkeyi toz pembe görüyorlar sevgili yoldaşlarım. Oradan Manisa halkının soğanın kaç lira olduğunu, patatesin kilosunun kaç lira olduğunu sorgulamasıyla ilgilenmezler elbette ki. Onların derdi Manisa halkı değil. Onların derdi Manisa'da yaşayan işçiler, emekçiler, esnaf değil. Onların derdi Manisa'daki kadınlar ve gençler değil. Onların derdi sadece kendi gelecekleri, kendi koltukları ve kendi iktidarları. Sevgili halkımız, Manisa halkı 14 Mayıs tarihinde önemli bir tercih yapacak. Şimdi Yeşil Sol Parti'nin Türkiye'de esen bu rüzgarını, Türkiye'deki bu havasını, Manisa'da da bu dalgalanan bayrağını Manisa'da da dalgalandırmak için, bu havayı her yere yaymak için Manisa halkımızın üzerine de büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor. Sandık başına gittiğiniz zaman, elinize oy pusulasını aldığınız zaman diğer hiçbir partileri görmeyin. Sadece ve sadece Yeşil Sol'u görün. Yeşil Sol'un altına mühürünüzü vurun ki bunlar gitsinler sevgili arkadaşlarım. Bir ay Yeşil Sol'a, bir ay faşizmi geriletmeye. O yüzden de Manisa bu dönem kendi temsilcisini, gerçek temsilcisini parlamentoya göndermeye kararlı. Biz bugün bunu gördük burada. Buradaki hava bunu gösteriyor. Ancak bir milletvekili yetmez. Bir tane temsilci yetmez. İki temsilciyi Manisa halkı adına parlamentoya
ediyoruz. Vekil adaylarımızı size emanet ediyoruz. Oylarımızı öyle bir kullanalım ki, mühürümüzü öyle bir vuralım ki 50+1 isteyenler sandıkta 1+1 kalsınlar. Erdoğan ve Bahçeli baş başa kalsınlar. Onların bu zulmünü, bu baskıcı, şiddetten yana tavırlarını artık sandığa göndermenin, sandıkta boğmanın ve öldürmenin zamanı gelmiştir. Onları sandığa gömmenin zamanı gelmiştir. Bu seçim öyle bir seçim ki hepimizin kaderini değiştirecek. Bu seçim öyle bir seçim ki kadınların ve gençlerin kaderini değiştirecek. İşçinin, emekçinin kaderini değiştirecek. Kadınlara zulmedenler derslerini 14 Mayıs tarihinde sandıklardan alacaklar. Bugün İstanbul'da kadınlar bir araya geldi. Sonunda kadınlara müdahale edildi ve kadın arkadaşlarımız gözaltına alındı. Haftalardır Galatasaray Lisesi önüne gitmeye çalışan ve her hafta gözaltına alınan cumartesi anneleri adına, özellikle de barış anneleri adına kadınların birlik ve beraberliği önemlidir. AKP'nin gidişi biz kadınların eliyle olacak. Kadınlara güveniyoruz ve size güvenimiz sonsuz diyoruz. Sevgili yoldaşlar, sevgili halkımız, zaman dar. Bir haftalık bir süremiz var. Bu bir haftalık süreç içerisinde Yeşil Sol'u herkese tanıtmanın, Yeşil Sol'u tanımayana mutlaka onlara Yeşil Sol'u anlatmanın, ama aynı zamanda seçim günü sandık başında görev yapmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Çünkü bu dönem parlamentoya Yeşil Sol olarak çok güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. 100 milletvekiliyle parlamentoya gitmeyi hedefliyoruz. Bunun en az 2 tanesi Manisa'dan olacak. Ve Ege'de bu rüzgarın, bu havanın bu şekilde olduğunu da hepimiz biliyoruz. Sandıklarımız size emanet. Oylarımız size emanet. Geleceğimiz size emanet. Mutlaka kazanacağız. Mutlaka başaracağız. Yolunuz ve yolumuz açık olsun sevgili yoldaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizin yolu açık olsun diyorum. Anser Keftin, Anser Keftin.